Evet, bugün 26 Aralık 2023 Denizli Tavas ilçesinin Hırka köyüne geldik. Sağ olsun Halil İbrahim arkadaşımız, Denizli bizim komşumuz, güzel bir camimiz var dedi, oraya çeker misin dedi. Tabii biz de memleketimizin güzel olan her şeyini çekip internette yayınlıyoruz. Zaman zaman televizyonda yayınlıyoruz. Tanıtımına faydalı olmaya çalışıyoruz. Şimdi abilerimizle birlikte inşallah sıradan sizi tanıyalım abi. İsim neydi? Ben Süreyya Uluksar. Evet, yaş ne kadar abi? 86. 86 yaşında. Evet. Allah uzun ömürler versin. Ne iş yaptık eskiden? Ben çok iş yaptım. Ben evvela askere gittim. Çavuş oldum. Evet. Oradan geldikten sonra kursa girdim. Kursta sıtma eratikasyon memuru oldum. Hacı Beyan Şameli'ye Tavas'ın köyleri hep buralara bütün dolaştım. Emekli olunca tekrar geldin köye. Olmadım. Evet. Emekli olmadım. Ondan sonra 3 sene kadar çalıştıktan sonra Almanya'ya gittim. Ford fabrikasına. Evet. Orada 3,5 sene çalıştım. Tekrar buraya döndüm. Burada bakkal dükkanı açtım. İğneciliğe devam ettim. Köyde o zaman işte doktor... Evet, tabii. Sağlık bir şey yoktu. Köyün doktoru sizlersiniz galiba o zaman. Ha, o zamanlar da öyleydi. Ondan sonra 10 sene sonra bir daha Fransa'ya gittim. Maşallah. Gezdin bol. 10 sene sonra bir daha Fransa'dan 3,5 sene de orada çalıştım. Tekrar buraya geldim. Bir traktör aldım. Hem bakkalla devam ettim. Hem reçberle devam ettim. Bu şekilde işimiz hep böyle. Çocuklarımız vardı. Tabii o zamanlarda okul şeyse zordu. Tam büyük okullara gidemediler. İlk okulları okuttuk hepsinde. Allah zihin açık versin. Evet abi, sizi tanıyalım. Ben bu köyün yerlisiyim. Evet. 930 doğumluyum. 93 yaşındayım. Abi Allah uzun ömür versin. Sen benden genç duruyorsun. Diş duruyorsun. Evet. Köyde yaşamanın faydaları demek ki. Ben bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Evet. Haliyle yoktan gelen bir kişiyim. Bugün hep beraber hacı arkadaşımız. Beraber hacı gittik geldik. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Mesleğim çobanlık idi. Bir devre çobanlık yaptık, bir devre amalelik yaptık zamanla. Her şey zaman geçtikçe. Şimdi istirahat ediyoruz. Aylık, yıllık yok. Devletle ilgim yok. Bankaya para koymam. Bankadan para almam. 65 yaş 5-10 dönüm toprağım var. 25-30 dönüm. Onunla idaremi temin ederim. Harcayarımı harcanırım. İdaresine göre harcanırım. Öyle fazla ileri geri gitmek yok. Evet. Bir ekmeğin varsa 4 parça muhaneti muhtaç olmayı isterim. Vatanın milleti daima faydam olsun diye düşünüyorum. İnşallah. Allah'a şükürler evet, olsun. Ali İbrahim Bey, sizi tanıyalım. Doğru. Bunun daha işi bitmedi. Geleceğiz oraya. Ben de soracağım. Ya bir sen tanıyalım sen. Tamam. Ne diyor lan ben? Ali İbrahim. Hırka köyüm benim. Bir yerli. Deniz duruyorsun. Denizde oturuyorum. Sağ ol yani, bizi buraya getirdin, davet ettin. Evet. Geldin. Evet Muhtarım. Ben de Hırka köyünde doğum büyüme emekliyim. Şu anda muhtarlık yapıyorum. Evet. Köyde, zaten köyümüzde genç kalmadı, ihtiyar. En genç ben varım, 60 yaşındayım diye hep öldüyorum zaten. En genç 60 yaşındayım. Ben ihtiyar kaldık, yani emekliyiz köyümüz. Şimdi köyler şekilde, hep yol olduk. Yani. Bu şekilde Allah işte sağlık versin, köyümüzü devam ediyoruz hayatımıza. Vallahi köye geldik, böyle kahveye girdik, selamünaleyküm dedik herkes. Evet. Hatta amcalarımız oyun oynuyordu, oyunu bile bıraktılar. Misafir gelmiş diye hoş geldiler. Çocukluğum aklıma geldi. Bizim köyler de öyledir. Cana yakındır. İsabet evlerdir. Misafirhanedir. Köyler yozlaşmamış daha hala. Evet. Eski geleneklerimiz devam ediyor. Köyümüzün konumu çok iyidir. Evet. Bir de misafirlerle çok iyiyiz. Yani çok severim. Sonra çok severiz. Bütün böyle misafirhanedir. Yani gelen gecen mesela camımız var. Camımız bizim. Bu bina olarak 8 yıldır dayanıyor.
Mesela cami olarak 200 küsur yıllığı da, Hacı amcam daha iyi bilir eskiler evet. olduğu için. Mesela günde ortalama 5-6 kişi devamlı buraya işe gelir. Ziyaretçi gelir camimize. Çok ziyaretçi. Bu şekilde. Zaten biz de namını duyduk öyle evet, geldik. Evet. Bu şekilde. Şimdi köyle alakalı şöyle bir kısaca bir bilgi ver misin bize? Ne şey hangi? İşte nüfus nedir? Nüfus, geçinir, şu anda nüfusumuz aşağı yukarı 280 o, civarında. O var. Evet. Köyler hep tabii evet, nüfuslar bitiyor. Düşüyor. Yani genç bir zaten dedim ya gençler hep göçte. Evet. Onun için burası hani Emekli Köyü. Genelde yazın çoğalır. Ne ekilip dikiliyor burada böyle? Biz ekmeği biz esas kendimiz az ekiyoruz. Hep icra veriyoruz. Kalenin o sadık köyü falan var. O sadık köyü hepsi de buraya gelip tütün dikerler yazın buraya. Oraya göçerler. Genelde tütün var. Çadırı kurarlar orada. Tütün işlerler. Evet. İş tütün bittiği zaman tekrar giderler. Biz hep çoğunu icra veriyoruz. Yani ben icra veririm, param alırım. Çok az yani. Çok yan gelir yatarım. Yani köy ekimize buğday arp olur. Az ekiyoruz yani. Yani genç kalmadığı için tabii o şekilde. İşte birkaç hayvancımız var. İnekli var birkaç tane. 5-6 hane. Devlet destekli mi? Herkes yok, kendi olarak. Yani, gücü yettiği kadar arkadaşlar var bazen. Gençlerimiz onlar yapıyor evet. bazen. Kış gencimiz var. O şekilde. Yeni yeni seracılık meşhur köylerde. Burada var mı öyle bir şey? Yok sera yok. Zaten dedim ya. Çalışacak yok. Olduğumuz için. Şu anda bizim köyümüzde. Eskiden buradan başka Denizli'ye, o mesela Dalaman'ın malarını çalışmaya gidiyormuş gençler. Evet tabii. Şu anda sabah da ben burada iş yaptım. Burada bir köy yani köy iş vardı şurada. Kendim çalıştım. Yok genç yok. Genç yok. Küre aldım kendim çalıştım. Eskiden hani bizim gençliğimizde değil. Muhtar derdi yarın senin angaryen var. Yok. Yani herkese sırayla yazardı herkes. Eğer ben... Angar deriydi o. Yok öyle. Gidemeyecekse de... Yövbeci tutardı, evet, kendi evet. yerine gönderdi. O onlar kaptı galiba, yani. Onlar bitti galiba. Yani. Yok, hep ihtiyarız. Evet. İmece. İmece. Onun için bu şekilde köyümüz böyle. Şimdi Hacı amcamı konuştum, onlar evet. tarihleri daha benden daha iyi bilirler. Şimdi Hırka Camisi şöyle bildiğin kadarından bize şöyle bir tanıtır mısın? Hırka Camisi, bizim çok kişiler Ankara'dan, İstanbul'dan, Adana'dan, her büyük vilayetlerden gelirler. Ben de bulunurum burada. Evet. Köyümde en yaşlısıyım ben bugüncük. Benden yaşlı yok. Allah'ın uzun olsun. Bundan sonra şimdi her gelen de hoş geldiniz derim yani. Evet tabii. Necisiniz, ne alırsınız, ne satarsınız sorarım. Evvela faydalarını alırım. Plakları bakar bunların. Şurada oturuyordum. Yanımda bir hacı abi vardı. Kimse yok köyde. Hacı abi ben buraya bir araba geldi. Burayı. Durunca baktım Ankara plakalı, altı plakalı. Ben dedim kimdir onlar köyü öğrenmek istiyor. Uzat et beni dedim. Çobanım okuyucu. Geldim. Hoş geldiniz dedim. Ben bu köyün yerlisi Çoban Mustafa Güzel'im. Sizi tanıyayım. Kimsiniz dedim. Ne alıyorsunuz, ne satıyorsunuz, ne içtiniz? Dedim. Deyince bunlar dediler ki, biz Ankara'dan geliyoruz. Evet. Bu caminin eski olduğunu öğrendik, duyduk. Bunu göreceğiz, içine tarihini bulacağız dediler. Tarihi yok dedim. Cami tarihi yok her gelen. Diyor ki, 700, 800, 500 senelik her gelen bir şey atıyor, gidiyor. Dedim, tarih yok dedim. Şu anda bizim bilgilerimiz kulaktan kulağa gelen bilgiler değil mi? Tabii bunlar öyle. O tarım söyledi. Daha önceki evet. belgeler yanmış herhalde. O gün ayrı. O ayrı. O ayrı. Ondan sonra şimdi bunlar öl deyince cami görebilir miyiz içine dediler. Görürsünüz. Açık mıdır? Bilmiyorum dedim. Vardık kabalıymış. Gittim anahtar buldum geldim. Açtık. Üç onlar. Biri bayan, ikisi erkek. Teşkilatları var ama. Ben de internet ne bilmem ne bilmiyorum ben. Girdik içeriye baktılar ki o burası yeni soğanmış dediler. Evet yeni soğandı. Bu dedim hurları ahşap binaydı bunun. Şimdi betonu döndü. Bunun dedim bu penceresinin olduğu yerlerde sümbüller vardı, cami fotoğrafları vardı, bir şeyler vardı. Ama sıvı altında kaldı dedim ben. Hiç eski bir şeysi yok mu dediler. Var. Şu gördüğünüz dedim, yukarıda çiçek var ya kubbede, bir o var dedim, başka yok dedim. Kök boyasından oraya ellemediler dedim. Ben sol tapusudur, bizde de aynı. Bizim köy
Tavasa bağlıymış. Anamın babamın doğum yeri Tavas. Tamam bak Acıbayan. Eskişehir kadar şöyle bak şöyle şöyle giriyor. Acıbayan alıyor. Eskişehir kadar varıyor. Menderes'den tarafı üst öte yana Aydınbeyler. Bu yana Muğla. Bençiyorlar. Burası 40 ağanın oturduğu bir köy. Burası bu muhtarın evinin olduğu yer şimdi 102 odalı saltanat sarayı var. O zaman ağaların oturduğu zaman. Ha, bunları anlatıyorum. Ha. 40 tane ağa oturmuş burada bir hükümdarlık yapmışlar yani. Beyliklerin beylere beyler. Herkesin bir batıkası bölgesi var. Evet. Ağa bunlar çiftlikler var. Herkesin çiftliği var o zaman için. Yalnız çiftlik ağayları çalıştırıyor, o ağlar burada yiyor. Boyları belli mi? Hangi boydan mesela? Ne gibi? O şey dedin ya, ağa dedin ya, bu beyler hangi? Şimdi burada mi? Benim bildiğim kadarıyla bir tane şey... Avşar var mesela, onun gibi. Var. Şimdi hepsini yazamadım, 40 tane ağanın bir şey, ismi var bende. Kendi var bu. Ama bu çevreden de var. Mesela çevre köylerden de var, ağalardan. En son bir hu, Altınoğlu diye bir yer var. Orada var bir ağa burada. Geri mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Moğlu'dan, Moğla, Hacı Bisi, Bisi'den geliyor ağanın biri. Hacı Bisi'li Hacı Hüseyin ağa. Buraya geliyor, buradan gitmiyor. Burada evleniyor, çoluk çocuk sahip oluyor. Çoluk çocukla beraber burada kalıyorlar. Bir ova. Bu ağa zaten ırı dostlar gelme. Mesela Marmara, şey, Hulyan Bayi ya, o Irdos Adası, zaten bizim Halla dediğimiz ağa, bizim bildiğimiz ağa. Rodos Adası. Rodos'tan geldi. Onun ağanın ailesinin biri oradandı, birisi burada, o kent var. Oradandı, iki evliydi o, Esma Hanım, Esna Hanım, oradaki Esna Hanım. Onun çoluğu çocuğu yoktu, bu köyden olanın bir kız, iki oğlu vardı, Ömer Bey, Esna Bey. Onları biliyorum ben. Yani burada bir şey oldular, böldüler. Onlar tabi hallaya gidiyoruz. Öte yerini bilmeyiz. Bu burada duyarızdık yani. Camilerden duyarız yani. Caminin yapıları şeylere göre hangi şeyin yapılarını benziyor? Türk yapısını. Mesela Türk cami. Bunun şimdi uymuyor bu. Şimdi bunun Afyon'dan bir mimarcı geldi buraya. Evet. O anlattı. Bu taşlar dedi, buranın değildi bu emirler dedi. Başka bu muhitim değildi. Bunlar dedi, denizin dibinden çıkmış bir memer bunlar dedi. Erimez bunlar dedi. Afyonlu dur. Burak Hoca'nın babası dedi. Ondan sonra şu da bir de bu şeyler birbirine uymuyor. Şu başka üstteki yalnız, üstteki şu karşıda Kepez Dağı var. Oranın taşı bak, bu köşedekileri bak. Bunlar. Diğerleri denizden gelmiştir. Onlar oranın. Aynen şimdi o Kepez Dağı'nın başında kazı yapılmış. Pelvan Güneş için kale kazası yaptırmış. Gördüm gözümle böyle kale yapıyoruz biz buraya diye. Gezme gider, ben gezerim. Ondan orada gördüm. Aynı taş, Kabıdaş, Köbegi, hatta mağaralar var. Suları akıyor. Yavan suyu, içtim baktım şu ya, yavan. Hani bizim sulara uymuyor. Yalnız bu mermerler tahminim kardeşlik şu Gere'den Gere var bu diye Karıcı suyu. Bu Gere'de bu mermer orada ocağı var bunu Cavurlar zamanında. Görmüşler yani. Oradan alıp gelmişler. Oradan gelmiş tahminim. Çünkü Davaz Ovası'nın suyuna oraya Gere geçirmiş herif. Kemerle bu dağın altında nasıl geçirdi? O duva orada. Şey burada yatan bunlar işte o ağalar, buraya gelen ağaların akrabaları, evet. Ha. Babaları. Şimdi, hani bir dakika. Bu sadece. Şimdi bir bilim adamı geldi, dekardı. Dedi ki, bu caminin yapılması abinin dediği gibi doğru. 1200 senelerinde böyle. Lakin bunun evveli caminin olduğu yerde bir cami var, bir ağaç yapıldı. Ondan evveli ya tapınak dedi, ya dedi kilise varmış dedi. Ha, oradan çevrilme. Ondan sonra bilmiyorum. Dedi. Orasını bilmiyorum işte. O adam ben dedi. Ondan sonra buraya dedi, o bu ağalığa geldikten sonra dedi, bu cami yapılmıştı. Bu cami dedi.
bu dedim ben bu işe lan uymuyor ya dedim ben. Dur da konuş. Şöyle bu oymalar uymuyor ya dedim ben. Kukla var. Bunlar başka yerden gelmiş dedim. O bilim adamı. Ama nereden geldiğini bilen yok. Kaç senesinde yapıldığında bir tarih yok. Araştırıyoruz. Bütün orada yazılar var. Onlar yazmış, açmışlar. Yok ya. Tam tarih yok. Sadece tahmin olarak 1212 dediler yani. Onlar, onlardan öğrenebilecek göre. Daha oraya yazmışlar. Yalnız Tırkacan 1200 diye yazılmış oraya. Ben yaşlılarla konuşurdum burada. Yaşlıları çok severdim. Onun gençliğimde. Koltuklara sokulurdum. Acaba ucuz bir şey alabilir miyiz, satabilir miyiz onu diye. Evet. Bir bu binanın sahibi vardı. Norde'de. Ondan öğrendim. İlkinde namazdan çıktık. Şu kahve. Ağlarınmış, bu ağlarınmış bu kahvede. Oraya oturmuşlardı. Caminin önünde kubbeler yıkıldı demişler. Namazda çıkmışlar. Akşam. Akşam, ilk dinamadım. 1318 senesinde. Yazdım onu da defterim. 1318'de. Yıkılmış bu üç kubbe. Buraya gelenler bunu da sordular bana. Bilmiyorum. Fotoğrafı var mı dediler. Ben de bulunan fotoğraf 1960 senesinde çektirdim. Evet. Bu caminin fotoğrafı Osman Rolla'da ağaçlar bile vardı burada. Daha evvel yok. Eğer bak o kubbelerin resmi oluyorsa aynısını yapacaklar. Aynısını yani hemen yaparız dedi. Gelen adamlar öyle söyledi yani. Tabii fotoğraf olmayı bilemez. Tabii öyle olmayınca yapamayız dediler. Bu akşam biraz ortadan yıkıldıktan sonra yapmışlar. Camiden bayağı bildiğimizi aldık. Şimdi bayramlarda mesela ne yapılıyor burada? Çocuklar, çocukluğumuzda biz İşte bakkal önünde sıralanırdık, şeker dağıtırlardı falan, araya günleri falan. Şimdi çoluk çocuk olmadığı için bayramda ihtiyarlarda ya birbirimizin oraları bir ziyaret edebiliyoruz, yürüyebilenler. Hayır, gençliğimizden bahsediyorum. Ya gençliğimizde oluyordu. Olurdu. Böyle çocuklar ev ev dolaşırlardı. Caminin, şeker mekanı şey caminin yanında yemek getirirlerdi. Ramazan bayramında bizde var mıydı o? Vardı. Şeyde, iftar. İftarda değil. İşte, iftar. Namaz günü. O yoktur. Şimdi, Kurban bayramında değil de Ramazan bayramında herkes yok. Evinde yemek getirdiğinde orada. Yok. Yalnız biz bayram namazından çıktık mı burada herkesle bayram neşeriz. Ondan sonra kalkar evimizi gideriz. İşte dolumuzla çocuklarımızla bayram neşeriz. Bir de yağmur duası gibi bir şeyler var mı burada? Var. Olur. Her zaman olur. Bayrağı görüyorsun bak. Evet. Var işte bir de. Burada böyle gidiyor. Böyle yol yaptırdık oraya. Devlet kanalıyla yapıldı. Orada dede var, turbaya yatır. Türbe var. Çok eski ama. Evet. Onun tarihi de var bende. 300 yıllık ve onu da yaptırdım ben. Ben yaptırdım. Mescit yaptırdım orada. Böyle halılara yazılı, güzel. Ondan sonra oraya yağmur duasını çıkarız, boş dönmeyiz. Belli bir tarihi var mı amca o var. Yağmur duasının? Var. Tarihi var. Orada var tarihi. Hayır, hangi tarihte yapıyorsunuz? Biz yani biz yüzden güze geleceğim. Hayır öyle değil. Yüzden güze çıkıyoruz biz oraya. Mesela her şey biz kaldırdığımız zaman. Neyse Halil Brand'dan haber alırız inşallah. Tabii canım. Bir başka bir işimiz şehir dışında olmasın. Biz zaten her zaman çıkıyoruz oraya. Şimdi zaten çıkıyoruz galiba. Taksi gidiyor oraya, kamyon her gidiyor, her şey gidiyor biliyor yani. Her şeyden yürüyerek gidiyorduk. Bizim gibi uzak. Yol yoktur eve öyle. Yol yoktur. Ama ben eskiyi sevdim. Neden biliyor musun? Şimdi adam arabası var ya gidiyor yemeği yiyor. Arabaya binip başlara gidiyor. Evet. Önceden doğa bitene kadar herkes orada kalıyor. Evet. Her şeyde evet, de doğaya, Allah'a şükür geçen sene çıkmıştık. 620 kişi gelmiş oraya. Evet, geldi. Hatta sizin gibi böyle çekiciler de geldi yani evet. Uzaklardan da. Biz değişik adet, gelenek, görenek bir şey olursa onları geliyoruz, çekiyoruz. Tabii canım, boş her tarafta bir şeyler oluyor. İnşallah denk gelirse gösteriyor mesela sizin o yapılan işler. Biz YouTube'da sayfamız var, foto sayfa diye. Bunu orada yayınlayacağız. Yani sizinki öylemez, yurt dışında insanlar da izleyebilir. Dünyanın her yerinden foto sayfa yazdı mı internete, evet. YouTube'a herkes bakabilir. Evet. Ya illa burada olması gerek yok. Tabii canım, tabii. Ya arkadaş, karşı taşınma. Sohbet, muhabbet güzel, bir çay içeyim ya. Değil mi? Oraya taşınırlar. Sağ olsun kahveci arkadaşımız geldi geleldir. Çayımızı gayemiz eksik etmiyor. Sağ ol, bir çayımızı içeyim gari. Ben içmeyeyim yani. Tamam. Başka bir şey içeyim ki bu sefer ben sorayım ya. Öyle mi? Siz için. Ben içtim de. Ben çay içeyim. Tamam. Siz için. Öyle mi sen içeyim? Hayır ben içmeyeceğim. Tamam. Sen içmeyeceğim. İçmeyeceğim oğlum. Bize müsaade edin.
gideceğiz mi? Gideceğiz. Çok teşekkür ettik. Hı. Allah razı olsun. Sağ olun. Siz alayım mı tutacaksın? Çok sağ olun. Allah razı olsun. Cam açıktır.